Merhabalar, gene karşınızdayım. Nasılsınız? Bugünkü videomuzda Polonya'nın sosyal imkanları, sosyal yardımları hakkında konuşacağız. Eminim bu video çok yararlı olacaktır. Şimdiden beğen butonuna basmayı unutmayınız. Ayrıca videoya başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarımı da göreceksiniz. Takip edebilirsiniz. Bana ulaşmak isterseniz oradan ulaşabilirsiniz. İsterseniz başlayalım. Avrupa Birliği standartları çerçevesinde her ülkede, her Avrupa Birliği ülkesinde olduğu gibi Polonya'da da sosyal yardımlar bulunmakta. Bu sosyal yardımları 5 kategori altında topladım. Genel olarak bu yardımların haricinde engelli bir çocuğunuz varsa tabii başka ekstra yardımlar da giriyor ama normal bir ebeveyn ve çocuk sahibi olarak sizin yararlanabileceğiniz sosyal yardımlardan bahsedeceğim. Onun haricinde Polonya'da işsizlik maaşına değinmeyeceğim. Onunla ilgili bir videom vardı. İsterseniz buradan izleyebilirsiniz. Bu aile yardımı gelirini alabilmek için kriterler nelerdir? Normalde aylık geliri 674 zlotyu geçmemesi lazım. Bu yardım ailelere, kişilere veya okuyan kişilere verilir. Bu yardım çocuğu olanların aslında masraflarını karşılamak ve destek olmak amacıyla verilen bir yardım olup bu yardım çocuk 18 yaşına kadar alınabilir. Eğer okuyorsa bu 21 yaşına kadar uzatılabilir. Ama eğer bu çocuğun herhangi bir engelli statüsü varsa 24 yaşına kadar da uzatılabilir. Bu 24 yaşına kadar uzatılmada mahkeme kararı gerekmektedir. Peki ne kadar alabilirsin? Çocuğunuz 5 yaşına kadar aylık 95 zloty, 5 ila 18 yaş arası 124 zloty, 18 ile 24 yaş arası da 135 zloty alabilirsiniz. Ve dediğim gibi aylık gelirinizin 674 zlotyu geçmemesi lazım. Ayrı bir yardımda çocuk doğurma parası. Bir kereye mahsus olmak üzere eğer çocuğunuz doğduğunda size 1000 zlotylik bir ödeme yapılır. Diğer bir yardım da ebeveyn yardımı. Bu ebeveyn yardımı nedir? Normalde eğer çalışan biriyseniz hamile olduğunuzda çocuk doğum izni alırsınız değil mi? Yani çocuk işte hamileliğin belli bir zamanına kadar ve doğduktan sonra belli bir zaman çocuğunuza bakmak için işten ayrıldığınız ve bu ayrılma zamanında sosyal sigortadan aldığınız bir paradır. Bu maaşınızın belli bir kısmıdır. Bu yardım aslında herhangi bir sigortalı olmayıp, herhangi bir sözleşmesi olmayıp ya da çalışmayan veya bu haktan yararlanamayan kişiler için devletin verdiği bir olanaktır. Normalde bu olanağı 52 hafta boyunca alabilme imkanınız olmakla birlikte bu aylık 1000 zlotidir. Yani mesela siz hamile oldunuz, çalışmıyorsunuz, öğrencisiniz, herhangi bir sözleşmeniz yok, çalışmıyorsunuz. Bu parayı alabilirsiniz ama eğer çalışıyorsanız, direkt sigortanız yatıyorsa ve bu hamilelik iznine çıktığınızda normalde burada yasalara göre normal standart hamilelik iznine çıktığınızda buranın sosyal güvenlik kurumu yani ZUS diyelim bizdeki SGK gibi maaşınızın %80'ini öder. Eğer bu süreyi uzatmak isterseniz %60'ını alıyorsunuz. Eğer bu süreyi uzatmak isterseniz %80 değil, süre uzadığından dolayı %60 gibi bir miktarını alıyorsunuz. Yani eğer böyle bir durumunuz varsa zaten bu yardıma başvuramazsınız. Bu yardım dediğim gibi çalışmayan bir bireyler ve veya o hakkı olmayan kişiler için geçerli. Başka bir yardım da iyi başlangıç yardımı. Bu ortalama çocuk başına veriliyor ve 300 zloty ayda. Bu yardım çocuk okula başladıktan itibaren her ay 300 zloty olarak ödeniyor. Ve bu yardım 20 yaşına kadar sürüyor. Farkına vardığınız üzere bu yardımların çoğu çocuklu ebeveynler için geçerli olup lütfen bana nasıl başvurulur diye sorular da sormayın. Sizden rica ediyorum. Ben burada bilgi veriyorum. Kendim hiçbir zaman bu yardımlara başvurmadım. Ama sizin için Çalışma ve Sosyal Aile Bakanlığı'nın ilgili web sitesini göstereceğim. Orada İngilizce olarak her şey açıklanmış olup orada direkt formları, iletişim adreslerini, nasıl başvurulacağını, ne gibi kriterler olduğunu orada yazıyor. Mutlaka izleyiniz. Son olarak da çocuk yardımı. Bu çocuk yardımı Polonya'da son zamanlarda çok popüler ve çok da tartışılan bir konu oldu. 500 plus diye geçiyor. Yani her çocuğa 500 zloty yardım yapılıyor. Eskiden bu yardım normalde ikinci çocuktan itibaren verilirken şu an herkese veriliyor. Ve bu 500 zloty aylık geliri yani ekstra sosyal yardım alabilmeniz için herhangi bir kriter yok. Çocuğunuzun olması yeterli. Belli bir maaş kriteri gerekmiyor. İstiyorsanız çok iyi maaş alın, istiyorsanız çok düşük maaş alın. Bunu herkese veriyorlar. Bu da 500 zloty aylık çocuk başına. Yani şöyle bir ortalama bir hesap yaparsak aile yardımında
5 yaşına kadar aylık 95 zloty, 5-18 124 zloty, 18-24 yaş arası 135 zloty. Çocuk doğurma parası 1000 zloty bir defaya mahsus olmak üzere. Ebeveyn yardımı da 52 hafta boyunca alınıyor. Eğer dediğim gibi o kriterler sağlanıyorsa aylık 1000 zloty veriliyor. İyi başlangıç yardımı çocuk okula başladığından itibaren veriliyor. Bu da 300 zloty. Ve çocuk yardım parası da çocuk başına 500 zloty. Yani ortalama bir hesap yaparsak iki çocuğunuz varsa yani ortalama eğer bu durumu toplarsak ve iki çocuğunuzun olduğunu düşünürsek ve maddi geliriniz de o kriterleri karşılıyorsa mesela aile yardım 200 zlot desek bir defaya mahsus 1000 zloti. Ayrıca mesela çocuğunuz doğum iznine çıktınız ona da ekstra aylık 1000 zloti desek. İki çocuk üzerinden o çocuk okula başladığında itibaren aylık 300 zloti alırsa 600 zloti. Onun üstünde de 500 plus dediğimiz en son açıkladığım yardımda da iki çocuğunuz olduğunda da 1000 zlotiye denk geliyor. Yani ortalama siz 3500-4000 zloti arası aylık alabilirsiniz. Ama eğer bu kriterleri sağlarsanız. Şöyle bir şey var. Mesela atıyorum ki çalışıyorsunuz. O cidden düşük geliriniz var. Mesela maaşınız arttı. O zaman ne oluyor? Maaşınız artınca otomatik bunu devlet bildiğinden dolayı o aradaki farkı size verilen yardımlardan çıkartıyor. Mesela siz atıyorum ki bu aile yardımı için kriterler var. Belli bir maaşınızın olması lazım. Ve bu maaşınız mesela arttı diyelim 100 zloty. Bu aradaki farkı size verilen sosyal yardımlardan keseceklerdir. Yani ben genel olarak bunu diyeyim. Çok sorulan bir soruydu. Çok merak ediliyordu. Ve ayrıca bu sosyal yardım sadece Polonya vatandaşları değil, Polonya'da oturum hakkı kazanmış, burada yasal olarak yaşam hakkı bulunan herkes başvurabilir. Videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Hala beğenmediyseniz beğenmeyi, yorumlarınızı bekliyorum. Ne düşünüyorsunuz? Çünkü Avrupa'nın birçok ülkesi bulunmakta ve bu ülkelerde özellikle Almanya ya da diğer Kuzey Avrupa ülkelerinde, zengin Kuzey Avrupa ülkelerinde daha iyi olanaklar olduğunu duydum. Acaba siz Polonya hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu olanaklar nasıl? Düşük mü? Lütfen yorumlara bahsedin. Hala takip etmiyorsanız takip edin ve bildirim çanına basmayı unutmayın. Dediğim gibi sosyal medya hesaplarımda burada göreceksiniz. Bana ulaşmak istiyorsanız yorum atabilir. Facebook grubumuz üye olabilir. Oradan sorularını sorabilir. Instagram'dan da direkt DM atabilirsiniz. Teşekkürler. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.